Çabuk geldi. Arayalım bakalım. Alo. Araçtasınız sanırım Arzu Hanım. Evet, şu an araçtayım. Ben şimdi telefonunuza mesajla bir şifre gönderiyorum. Hatta gönderdim. Aracımızda bir kasa var, görebildiniz mi? Evet. Evet, o şifreye girerek kasayı açarsanız size ait olan emanete ulaşabilirsiniz. Telefonunuzu kapamayın lütfen, ben de ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Tamamdır. Tamam. Abla mı gerçekten? Evet. Evet, programımıza Esra Hanım başvurdu. Ne var kasada, öğrenebilir miyim? Neden böyle bir şey yapmış peki? Zaten biz onunla bir irtibat içerisindeydik. Böyle bir şeye gerek yoktu bence. Evet, yaklaşık 2 aydır görüşmüyor musunuz? Yani hani 2 yıldır birbirinizin yüzünü görmüyor musunuz ama 2 aydır da telefonla size ulaşmaya çalışıyormuş ama ulaşamamış. O yüzden programımıza başvurdu. Sizinle yan yana gelmek istiyor. Ne var kasada, öğrenebilir miyim? Bir tane pembe tüylü bir kalem. Arzu Hanım, ben sizden şunu rica ediyorum. Evet, yorgunsunuz sanıyorum. Akşamda işinize dönmek durumundasınız ama bana biraz vakit ayırabilir misiniz? Ben sizinle tanışıp biraz sohbet etmek istiyorum. Gerçekten, tamam. Peki, geliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin Arzu. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Peki burada kaç dakika daha durmam gerekiyor? Çünkü benim işim var. Arzu, bismillah. Yeni geldin. Akşam işin var biliyorum. Evet. Merak etme, seni işine yetiştiririz. Hatta iş yerinin önüne kadar seni aracımız bırakır, merak etme. Peki, o zaman konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Evet, ablandan çok farklı birisin besbelli. Her anlamda. Evet, biraz öyle. Ablan seni çok özlemiş Arzu. Ve telefonla konuşuyor musunuz? Evet, sesini duyuyormuş. Hı-hı. Ama yaklaşık 2 aydır sesini de duymuyormuş. Telefonlarına cevap vermiyormuşsun. Ama 2 yıldır Hı-hı. Yüz yüze gelmemişsiniz. Neden Arzu? Aslında biz telefonla konuşuyoruz ama şu aralar biraz yoğun olduğum için telefonla da konuşamıyoruz. Hı-hı. Ama yani yüz yüze ben görüşmek istemiyorum daha doğrusu. Neden? Çünkü benim ablam biraz baskın bir karakter ve ben bundan hoşnut değilim. Hep böyle kendi istediğini yaptırmaya çalışıyor insanlara. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Bu yüzden de onunla görüşmek istemiyorum. Anladım. Ablan kötü biri değil. Bunu sen de biliyorsun. Değil mi? Kimse kötü değildir tabii yani. Herkesin iyi tarafları da vardır, kötü tarafları da vardır illaki. Ama Arzu, ablanla konuştuğum kadarıyla ben ablana karşı biraz haksızlık ettiğini düşündüm. Ha, sen bunu çürütebilirsin bende. Bir şeyler anlatmak istiyorsan anlatabilirsin. Hiçbir şeyi tek taraflı dinlemeyi sevmem açıkçası. Yani hakikaten seni de dinlemek isterim. Ablanla aslında çok kolay günler yaşamamışsınız. Evet. Allah rahmet eylesin. Anneniz rahmetli olduktan sonra özellikle ablan sana hem annelik hem babalık etmeye çalışmış. Çünkü baban da, gülüyorsun. Baban da annenin vefatından kısa bir süre sonra memleketinize çekip gitmiş. Yani memleketine diyeyim, onun doğduğu yere, Konya'ya çekip gitmiş. Yani neden şimdi gülerek karşıladın Arzu? Neden gülüyorsun yani? Neden gülüyorum? Çünkü bunların hepsi bana komik geliyor. Hı. Çünkü benim ablam birazcık böyle ajitasyonu seven bir insan. Babamın çekip gitmesi de zaten ablamdan kaynaklanan bir durum. Nasıl yani? Yani şöyle, çünkü benim ablam her zaman bir baskın karakter olma peşindeydi. Mesela beni zorla okutmaya çalışıyordu. Ben ama okumak istemiyordum. Hı. Babam zorla evde durmasını istiyordu ama babam kendisini dışarıya attı ki zaten yeni bir eş edindi kendini. Evet.
Yani dedim ki çok baskın bir karakter ve bu durum ister istemez bir sıkıntı yarattı ailesi. Evet, ona da söyledim. Beş parmağın beşi bir olmuyor. İnsanlar birbirinden farklı karakterde yaratılıyorlar. Öyle de oluyor. Aynı evde bile büyüseniz insanın yapısı, karakteri farklıysa bambaşka davranabiliyor. Her yaşadığınız olay aynı bile olsa tepkileriniz, duygularınız farklı olabiliyor. Keza sizin de öyle olmuş. Hı hı. Ama hani bana çok yanlış gelmedi açıkçası ablanın şu yaptığı. Bir kere seni çok seviyor, seni çok kollamak, korumak istiyor. Ve annenin hastalığı onu epey üzmüş, yormuş. Ve bu zaman zarfında hem okulunu hem hastaneye gidip gelmeyi hem evinizi idare etmeye çalışmış. Yani bunların hepsini birden üstlenmiş. Çok ciddi sorumluluklar almış aslında ablan. Bu anlamda ablana karşı hani kendini sorumlu hissetmelisin gibi bir şey söylemiyorum ama... Yani yaptığı şey kötü bir şey değil, okumanı istemiş ve bunun için de çaba sarf etmiş. Bir takım fedakarlıklarda bulunmuş. Bu saygıyı hak ettiği anlamına geliyor bence. Şöyle söyleyeyim, benim çevremde şu an birçok insan okuyup elinde diploması olan insanlar. Hı-hı. Ve hiçbiri şu an çalışamıyor. Yani demek istediğim elinde sadece diploma var diye okumuş sayılmıyor. İyi de sadece herhangi bir... meslek sahibi olmak, para kazanmak için okunmaz ki. Yani eğitim sadece bunun için alınmaz ki. Eğitim belli bir seviyede kültür edinmene, bir disiplin kazanmana, hayata bakış açısının farklılıklarına sebep olur. Yani sana bunları da sağlar. Yani sadece para kazanmak için, meslek sahibi olmak için bir kapı değildir eğitim almak. Yani kültürlü olabilmek için de zaten okumaya ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Şu anda da yeterince, çünkü ben kendi gelirimi karşılayabiliyorum, kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Yani ablam birazcık daha çok, dediğim gibi, baskın bir karakterdi. Benim yaptığım işi ahlaksız bir iş olarak düşünüyordu. Tam olarak ne iş yapıyorsun Arzu? Ben barmaidlik yapıyorum. İki tane farklı gece kulübünde çalışıyorum. Şu anda da çok iyi bir maaş alıyorum oradan, geçimimi geçiyorum. Ahlaksız bir iş yapmıyorsun. Hayır, tabii ki de yapmıyorum. Hayır. Ama para senin için önemli sanırım. Yani paradan daha çok özgürlüğüm önemli diyeyim. Kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek benim için daha önemli. Ama para için de herhangi bir işi yapmaktan çekinmem diyorsun. Yani tabii ki de çekinmem. Ahlaksız bir durum olmadığı sürece kendi işimi yapabilirim. Ahlaksız, ahlaka aykırı bir iş olmadığı, evet, sürece diyorsun. Aslında senin gibi düşünüyorum. Yani insan ayaklarının üzerinde durabilmeli bu anlamda. Kesinlikle. Bu da senin kendi tercihin. Peki, evet, ablan bu anlamda daha duygusal yaklaşmış yaşantınızda. Yaşadığınız olaylara karşı ablanın bakış açısıyla senin bakış açın farklı olmuş. Peki, biraz ya hatırlatmak istemem ama... Annenin vefatı seni nasıl etkiledi, bunu merak ettim. Şöyle diyeyim, tabii ki de üzüldüm annemin vefatına ama şu an ölümlü bir dünyada yaşıyoruz sonuç olarak. Hepimiz öleceğiz. O yüzden de böyle karalar bağlamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ablam evet bayağı dipte oldu, yani bayağı dibe çöktü. Oradan bir türlü çıkamadı. Yani benim ablamın tek sıkıntısı aslında geçmişiydi. Nasıl? Hep yani... Annemin yerine kendini koyuyor. Mesela bir veli toplantımı. Annem... Ama mesela annenin sözünü kestim, affedersin. Evet. Annenin vefatında sen zaten çok küçükmüşsün. Hı-hı. Ama o da küçükmüş. Çok genç, yani ilk gençliği başlarken o da annenin vefatını yaşamış. Yani o da aslında bir çocuk sayılır o sırada. Yani onun da bunu kaldırması, kendince bu biçimde kaldırmış olması bana çok... tuhaf gelmiyor açıkçası. Veli toplantısı dedin. Dediğim gibi veli toplantım olmuştu bir gün. Annenin vefatından sonra. Evet, annemin vefatından, babamın da bizi terk etmesinden sonra olan bir durumdu. Ben de veli toplantısına kimsenin gelemeyeceğini söyledim hocalarıma. Onlar da bana dediler ki hani ablan gelsin. Onunla konuşabiliriz en azından diye.
Ve ablam veli toplantısına annemin kıyafetleriyle geldi. Yani aslında orada bana apaçık diyor ki ben senin annenim. Bana saygı duymak zorundasın ve sevgi duymak zorundasın. Ki şunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ben ablamı sevmiyorum. Efendim? Ben ablamı sevmiyorum. Ablanı sevmiyorsun. Evet. Tam olarak neden sevmiyorsun Arzu? Yani çünkü babamın evi terk etmesi bile onun suçuydu. Babana da baskı uyguladığını evet. Düşünüyorsun. Yani bir de mesela bu kadar çok şey anlatıyor, ahlaksızlık falan filan. Kendisinde mesela bir erkek arkadaşı olmuştu. Erkek arkadaşın evet, var. Evet, hiç bundan söz etmedi sanırım size de. Halen bir erkek arkadaşın mı var? Hayır, yok. Hayır, yok. Ama normal olamaz mı bir erkek arkadaş? Sonuçta genç bir kız. Ona göre işte böyle bir şey de ahlaksızlık oluyor. Ne oldu erkek arkadaşına? Şöyle, beklemesini istedi erkek arkadaşının. Lise zamanları falandı zaten. Beklemesini derken kendisini beklemesini. Evet, kendisini beklemesini istedi. Gerçekten... Annesinin rahatsızlığını falan belki bahane etti. Yani gerçekten de aslında bekledi çocuktan. Ama 2 sene önce ablam aradığında bir şok geçirdi. Çünkü adam evlenmiş. Şu an bir yuva kurmuş kendine. Yani dediğim gibi o hep geçmişte takılı kaldı. Kendi hayatını düşünmedi. Hep başka insanların hayatını düşündü. Yani hep el alem ne der diye düşünüyordu. Yani bunu biraz değiştirmesi gerekiyor. Bu düşünceyi değiştirmesi gerekiyor. Evi terk edip gitmene, yani ablana da sordum ben bu soruyu ama... bardağın taşmasına... sen de ne sebep oldu? Yani biraz şimdi hani sütten çıkmış ak kaşık gibi davranmamamız lazım değil mi Arzucuğum? Evet. Yani her ne olursa olsun ebeveynimiz de olsa, hı-hı, kardeşimiz de olsa birine ait olan bir şeyi almamız yanlış. Ve bunun bir adı var biliyorsun değil mi? Evet. Ne adı? Hırsızlık. Hırsızlık. Ablanın müsaadesi olmadan ablanın parasını almışsın ve kartını kullanmışsın. Yani ne kadarsa borcum ödeyebilirim. Ya da en kötü benim çalıştığım mekana gelir. Orada bir şeyler ısmarlarım. Ki zaten gelmişliği de var. Alışkın yani. Olay bu değil ki. Olay yani ablana borcunu ödemen değil ki. Olay senin yapmış olduğun davranış. Sen bunu doğru mu buluyorsun Arzu? Yani evet doğru bir davranış değildi. Ama o an bunu yapmak zorundaydım. Ablam şey mi dedin, ablam benim çalıştığım mekana mı geldi dedim. Nasıl yani? Ha biliyor yani çalıştığın yeri. Evet yani aslında şöyle, ben o işten çıkmak zorunda kaldım. Çünkü o çalıştığım yerde büyük bir rezillik çıkardı. Ne gibi? Bir şekilde barın içerisine girmiş. Nasıl girdiğini bilmiyorum. Bardan beni sürükleyerek çıkartmaya çalıştı. O sırada tabii ki de müşterilere, orada çalışan arkadaşlarıma ve... tabii ki de patronuma karşı bir küçük duruma düştüm. Ondan söz etmedi. Tahmin edebiliyorum. Yani işine gelen şeylerden bahseder zaten genelde. Arkadaşlarını da çevreni de çok açıkçası tasvip etmediğini söyledi. Yani tasvip etmemesinin sebebi dövmeli olması ya da küpeli olması mı? Bilmiyorum ki arkadaşların nasıl insanlar. Yani dövmeli ve küpeli diye onları ahlaksız kategorisine sokmak zorunda bırakıyor. Yani o şekilde düşünüyor. Dövmeli ve küpeli ise ahlaksızdır. Çok yanlış. Bak bu konuda sana fazlasıyla katılabilirim yani. İnsanları dış görünüşüne göre değerlendirmek korkunç. Yanlış bir şey yani. Ay saçı öyle, giydiği kıyafet şöyle, konuşması böyle. Yani onun kişiliği hakkında veri olamaz bu tip şeyler. Yani giydiği şey, taktığı şey, saçı, başı, konuşması, tarzı, insanların karakteri hakkında asla veri olamaz. Yani son derece haklısın bu konuda, katılıyorum. Yani eğer böyleyse bu yanlış bir şey. Ne demek ahlaksızdır? Yani neler altında ne ahlaksızlıklar yapanları biliyoruz. Değil mi? Şimdi burada söylemeye gerek yok. Bakıyorsun o pürüpak, şahane. Ama...
altından neler çıkabiliyor.